Ezber Ozan TV'den herkese merhabalar. Araştırmacı yazar Baran Aydın'la beraberiz. Atalar ve yüceler kültürünü konuşacağız. Hoş geldin Üstad. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu arada kitabın da çıktı. Hayırlı uğurlu evet, olsun. Teşekkür ederim Hakan abi. Yeni göster kitabımız. İstersen Atatürk'ün tarzı. Şöyle tabii kitap reklamı yapmayı sevmiyoruz ama şöyle göstereyim. Destek Yayınları'ndan çıkan aynen. Baran'ın son kitabı. Evet, bugün atalar, yüceler kültüründen bahsedeceğiz. Evet. Önemli bir konu. Bugün A bilgeliğinden bahsedeceksin. Devri daim nazariyesine kadar tabii giden bir önemli. Yolculuk yapacağız bugün. Tabii şöyle Hakan abi, en değer verdiğim kitabım. Yani tüm yazarların hep böyle şeyleri olur. En değer verdiğim kitabım benim için Atatürk'ün Tanrısı'dır. Çünkü Atatürk'ün uluhiyet ve dine ait, özellikle 1930'lu yıllardan sonra soğuk olduğu, işte dinle uluhiyette hiç uzlaşmadığı, sevişmediği, öyle diyelim Türk tabiri, sevişmediği, yıldızının barışmadığı söylenir durur. Bu bir iddia ama yani. Bu iddiaydı ama güçlü bir iddiaydı. Şöyle diyeyim, Türk tarihine 2023 yılına kadar genel kabul görüp oturtulan bir şeydi. Çünkü belge yok ortada. Yoktu bu kitaba kadar. Şimdi kitabımızda belgesini aldığımız ve burada da aslında Ezber Bozan'da seninle birlikte yaptığımız ve ilk kez açıkladığımız o bir nüvesi vardı. Atatürk'ün el yazılarını burada yayınladık. O el yazılarının köşe yazısı haline dökülmüş metinlerini yayınladık. Diyor ki 1935 yılında Tanrı demek Allah demek değildir. Burada şey anlamında Allah ismini küçültme anlamında bir şey yok. Yani o anlamda söylemiyor. İkisini bir zannediyoruz ya biz işte. Tanrı, Allah demişiz. Onlar Tanrı ve onu aynı olmadığından vakıf. Düşün bu kadar derinlemesine binar. Bugün biraz melekut aleminden de konuşacağız o zaman. Tabii şimdi şuradan aslında daha doğrusu bakın şunu defaatle söylüyorum. Bizim Münir Derman Dede vardır. Bilenler bilir. Çok önemli bir isimdir. Onun çok sevdiğim bir lafı vardır. Sözü vardır daha doğrusu. Onu hep nakşetmişimdir. Benle lisanımla, hani bu Yunus Emre'nin dediği benlik, benden bahsediyor. İlahi benliğin. Şu benlikten değil. Ben lisanımla enel hak lafza etmem bir an, halimi canım bilsin lafza üryan istemem. Yani biz şurada şey yapmıyoruz bak. Kendimize ait bir enel hak mevzusuyla işte ben bu şöyle yapayım falan değil. Biz Eren babaların, Türk bilgelerinin, Türk kamlarının ya da marifet ehli velilerin ondan sonra bize bıraktığı divanlarından vesaire didik 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 edip ortaya bir bütün bir bilgi hazinesi çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kendimizle iç dünyasıyla alakalı bir olay değil. Yani kendimi bildim, ilim bilmektir, ilim kendimi bilmektir mevzusundaki o ilahi ben eleştiğinde Münir Derman'ın dediği gibi ben lisanımızla etmiyoruz bu lafları. O saygısızlık olarak anlaşılmasın o yüzden. Biz literatürü anlatıyoruz, tanım yapıyoruz. Bu tanımın içerisinde konuşacağımız dedin ya hani melekut alemim diye. Bu tanımın içerisinde konuşulması gereken asıl unsur marifet kelimesinde saklı aklına. Biz yıllardır marifet şeriat ehli. Nerede öğrendik marifet kelimesini? Şeriat ehli. Tarikat ehli. Hakikat ehli. Marifet ehli. Şimdi bizim ya da Atatürk'ün uluhiyet ve din anlayışının geldiği o seviye marifet ehli. Hallacı Mansur bir marifet ehli. O yüzden tarikat kurmamıştır. Yesevi Hazretleri bir marifet ehli o yüzden tarikat kurmamıştır. Tarikat ehli olsa tarikat kurar. Hacı Bektaşi Veli bir marifet ehli o yüzden tarikat kurmamıştır. Ondan sonra gelen Balım Sultan da bu tarikat haline gelmiştir. Marifet ehlinin bilinç seviyesiyle bizlere aktardığı hazine değerindeki metinlerden çözdüklerimizi anlatacağız yani. Ve bunun sırlandığı kelime marifet kelimesi. Şimdi marifet kelimesi nedir? Neyzen Baba'nın çok güzel, çok üzerinde durduğum ve kitabın ön sözüne de aldığım bir marifet tanımı var. Yani bu bizim Eren Babalar böyle yazıyor demek ki. Düşünün. Marifeti tanımlarken hani normalde nedir bilim dilinde? Marifet demek şu demek. Şimdi bakın marifet tanımına bakın. Neyzen Baba'nın. Ne şeriat,
ne tarikat, ne hakikat, ne türe. Töre yani. Süremez hükmünü bunlar yaşadıkça bu küre. Bak, ne şeriat, ne tarikat, ne hakikat, ne türe. Marifeti saymıyor. Diyor ki bunlar, bu dörtlü, şeriat, tarikat, diyor, hakikat, küre, dünya değiştiği sürece bunlar değişecek. Dogmalaşır değişmezse bunlar. Peki değişmeyen, o değişmez nedir? Marifete ait bilgi. Bur, o yüzden arada saymıyor bunu. Marifet tanımına bak Nizam Baba'nın. Nedir bu marifet? Kelimesiyle gizli olan şey. Bilgi. Bilgi dediğim enformasyon anlamındaki bilgi değil. Enformasyonik bilgi ezberlenen bilgidir. Bu bahsettiğim marifete ait bilgi halle yaşanmışlığa ait bilgidir. Anlatabiliyor muyum? Yani enformatik bilgiyle erenlerin bilgi dediği şey, dolayısıyla şu anda erenlerin literatüründen, Türk kamlarının bilgelerin kullandığı literatüründen kullandığım bilgi kelimesi halle yaşanmış şeye bilgi derler. Onlar burada bir enformasyon ezberlenen bir şey vardır. O yüzden enformasyonunu bilgiye ayırdım. Şimdi marifet bilgisi hal yaşanmışlığa ait bir bilgi. Daha değerli. Derin. Şimdi marifeti anlamaları için söylüyorum. Marifet kelimesinin Türklerdeki karşılığı bilgeliktir Hakan abi. Biz yıllarca bilge kan, Türk bilge kan, işte Türklerde bilgelik ne demek? İşte o şeycisi şimdiki Türklerde alimlik demek. İşte o yüzden Türklerde bilgelik alimliğe karşılık gelmiyor. Neye karşılık geliyor? Türklerde bilgelik tamamen marifet ehline denk geliyor. Yani Türk bilgeleri dediğin zaman bizde marifet ehli velilere karşılık geliyor. Bu anlamda karşılık. Bakın çok ilginçtir. Atatürk döneminde Hakan abi bu söylediğim tez yazılmış. Ya çok. Kim tarafından yazılmış Hakan abi? Fuat Köprülü. Ya bu çok inanılmaz bir şey. 1929 yıl Fransızca bir sunum ve Fransız Akademisi'ne bu yayında Fransızca yayınlanmış bir de. Diyor ki bakın şamanizm ve Türk-Moğol inancı arasındaki benzerlik ve Ordur Mystic Müslümans. Yani Müslümanların tarikatlarıyla şamanizm ve Türk-Moğol bilgeliğindeki vahdet. Buluşma noktaları. Nedir? Bunu yazmış ya. Böyle bir şey var mı? Atatürk dönemi. Yıl 1929 daha Türk tarih tezi açıklanmamış. Altyapısı oluşturuluyor işte. Anlatabiliyor muyum? Ne yazıyor biliyor musunuz? Bilgeye demek ya da kan demek marifet ehli veli demek. Tamam mı? Bak, adam tarikat ehli demiyor. Tamam mı? Şeriat ehli de demiyor. Ya da hakikat ehli de demiyor. Çok önemli bir mevzu. Bu mevzuya bilgelik ve marifet, yani biz Türk bilgeler dediğimiz zaman bizim marifet ehline karşılık gelen bilgelerden bahsediyoruz. O yüzden de bu sebeple de şimdi bir isim daha göstereceğim, bir belge daha göstereceğim. Bu nedenle de Atatürk döneminden sonra yani Fuat Köprülü gibi isimlerin yazdığı bu tezlerden sonra bazı isimler vardır Türkiye'de. Çok önemli isimlerdir. Benim çok değer verdiğim isimlerdir. Tüm kitaplarını hıfzettiğim isimlerdir. Profesör Doktor Cavit Sunar gibi. Bakın. Nerede yazılmış? Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları. Melamilik ve Bektaşilik. Bence Melamilik ve Bektaşilik hakkında en yazılan en önemli kitaplardan biridir. Tamam mı? Buradan bir pasaj okuyacağım. Şimdi çok yani okuyacağım pasaj buradaki tezin hala devam ettiğini, o dönem 1960'larda 70'lerde devam ettiğini göstergesi. Bakın ne diyor? Çok önemli. Profesör Doktor Cavit Sunar'ın alıyorum. Bak çok önemli. Vahdet inancı aslında şarkın en eski felsefesidir. Ve şarkın kendine has görüş ve düşünüşünün sonucudur. Bak, genelleme çizdi ilk başta şark dedi. Şimdi ilk nerede bu vahdet inancının nerede ortaya çıktığını söylüyor. İlkten, böyle bir cümle, böyle geçiyor kelime. İlkten Turan'da görülen bu çeşit görüş ve düşünüş. Vahdet inancı burada geçtiği üzere ilk kez Turan'da görülmüş. Aynı şekilde Cavit Sunar Hoca da ön sözünde aynı şekilde şu metinde devam ediyor. Bak,
İlkten Turan'da görülen bu çeşit görüş ve düşünüş bazı ufak değişikliklerle Hindistan'a, bak Atatürk'ün Türk tarih tezindeki dine ait saç ayağıdır bu tezin, bu görüşü aynen almıştır. Bakın dikkat edin. Turan'da beliren, ilk kez Turan'da Türklerde beliren vahdet inancı ilk başta diyor bazı ufak değişikliklerle Hindistan'a, oradan Çin'e, bak bak Hindistan'da vahdet inancına ait kırıntılar Fuat Köprülü'den Cavit Sunar'a kadar çekirdeği Turan'a aitmiş, Türklere aitmiş. Çin'e ve eski Akat, Sümer, Asur ve Keldan diyarları vasıtasıyla İran'a, sonra tekrar Çin'e ve Mısır'a, Mısır'a da katlı şu anda. Oradan da Finike'ye, Yunanistan'a atlamıştır. Dur, Yunanistan'da. Ne diyoruz? Platon dedi ki idealar alemi. Şimdi Mevlana'yı anlatıyor. Aklı evvelin biri. Mevlana'yı anlatıyor, diyor ki ya zaten aynen böyle. Ya zaten Mevlana'nın söylediği düşünceler Platon'da var. Tamam, bakın diyor ki İlkin Turan'da çıktı. Yunanistan'a gelene kadar nerelerden geçti, sonra Yunanistan'a geldi bu düşünce. Aynısını Fuat Köprülü de diyor. Devam ediyorum. Yunanistan'a atlamıştır. Daha sonra da İran ve Yunan kanalları ile Abbasilerin ilk devirlerinde Arap topraklarına geçerek tasavvuf felsefesinde tek bir kavramı ile kaynaşıp birleşmiştir. Bakın Turan'dan bu iki çok önemli değerli isim Atatürk'ün Türk tarih tezinin dine ait saç ayağını oluşturan mesele de diyor ki Turan'da çıkmış. Mesele oradan tüm dünyaya yayılan bir vahdet inancı. Ya bunun tarihsel kronolojik sırasını söylemeyiz. Çünkü milattan önceden milattan sonraya kadar bir dizayn yapıyor burada yani. Cavit Sunar, Profesör Cavit Sunar. Şimdi o halde ne bu? Marifetten bahsettik ya. Marifet ehlinin inancı vahdet inancı. Vahdet inancı derken Hakan abi burada çok önemli, burayı söylemem gerekiyor. Vahdet inancı derken bu sığlıktır. Bakın bu söyleyeceğim şey vahdeti vücut dediğimiz zaman şunu diyor. Vahdeti vücut felsefesi panenteizmdir. Demin dediğim mesele gibi. Ya zaten Platon'da var, bu panenteizmdir. Şimdi panenteizm nedir? Tanrı doğanın kendisidir. Bir yuvarlak gibi bir şematik bir şey düşünsünler. Tanrı doğa. Bitti. İçkin ve Tanrı doğanın kendisi. Tamam. Vahdette böyle bir şey yok ki. Vahdet inancında. Biz Atatürk'ün tanrısına bunları aldık. Vahdet inancının kökleri ne? Marifet ehlinin vahdet inancının kökleri nereye dayanıyor? Bunları belgeledik, kanıtladık bakın. Kimle kanıtladık? İbn-i Arabi ile. Vahdet inancı panenteizm değil. Niye değil? Çünkü vahdet inancı panenteizmde Tanrı doğanın kendisi. Tanrı'nın doğaya, insana vesaire müdahalesi söz konusu değil. Çünkü öyle bir Tanrı algısı yokken vahdet inancında Tanrı bizzat hem insana karışır, hem kaderine yol gösterir, hem peygamber gönderir veya göndermediği kavimler vardır Türkler gibi vesaire. Yani Tanrı bizzat işin içindedir. Artı aşkındır Tanrı. İçkin değildir sadece doğaya. Vahdet inancı. Şimdi bazıları bu gerçeğe uyandığı için yeni bir tanım yaptılar. Vahdet inancına yeni bir tanım yaptılar. Panteizm değil kardeşim, siz karıştırıyorsunuz. Onu söyleyenler eskiden de artık tamam bitti bu. Ne bu o zaman? Panenteizm. Yani şimdi yine bir yuvarlak düşünsünler. Yumurtanın içinde küçük bir yumurta daha düşünün. Panenteizm de o demek. Tanrı burada. Şimdi burası biraz yakınlaşıyor vahdet inancına. Ama peki o neyle ayrılıyor? İşte şu da Hallacı Baba'nın söylediği ki burada Hallacı Mansur, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Kaygısız Aptal, Muhittin, Muhammed Nur'a gelene kadar bütün erenlerin kaynakları, divanlarından alınan kaynaklarla yazdık bunu. Neliyle ayrılıyor panenteizm değil vahdet inancı? Oluğuyla. Tamam mı? Hani Allah, Tanrı ve o dediğimizde Tanrı ve Allah oluğu yoktur panenteizmde. Kaldı ki yine Tanrı'nın müdahalesi yoktur, insana söz konusu değildir. Tamam. Bu kadar derinlerde vahdet inancının kökleri. Ve bunun tanımı Atatürk'ün döneminde yapılmış
Cavit Sunar tarafından yapılmış, biz marifet ehlinin inancı olarak bunu inceledik. Vahdet inancının köklerini. Anlatabiliyor muyum? Şimdi daha önemlisi vahdet inancını daha da açarak lütfen açarak ifade edecek olursak, şimdi mesela bizde ruh ve nefs öğretisi vardır. Önceden bunları programdan ezber buzağına yapmıştık. Ruh tektir, nefsler çoktur. Ruh bir tek. Şimdi bunun izleri var. Hint öğretisinde Brahman, Atman. Ya Brahman ruh demek ve teklik, Atmanlar çoktur diyor mesela. Böyle ifadeleri var. Ya da Çin'de Tao ve Te. Tao tektir, Te çoktur. Bak böyle küçük küçük izleri var. Ama bu küçük izlerin yanında bu kültürlerin bir yozlaştırdığı tarafları da var. Onları da inceledik. Kısacası şunu demek istiyorum. Bakın bir marifet ehli var. Marifet ehlinin Türk kadim Türk kültüründeki karşılığı bilgeler, alim demek değil, bilgeler ve bunların ortak bir inancı var. Bu ortak inancın tanımını Cavit Sunar, Fuat Köprülü gibi isimler yapmış, vahdet diye koymuşlar. Tamam mı? Kısaca bunun tanımını yapıyorum şu an. Bu tanımın içerisinde çok önemli bir bilgi var Hakan abi. Kadim Türkler buna ağ bilgeliği diyor. Ağ. Ağ bilgeliği. Ağ. Ağ ve yumuşak ge. Ağ. Ağmak. Tamam mı? Hani bir cam düşünün. Bir cam damlasından bir damlanın içine girdiğini düşünün. O damladan çıkıp böyle aşağı doğru diğer damlanın içine girdiğini düşünün. Ağmak budur. Hı hı. Tamam. Bir su buharı aşağıya doğru akarken bir akarken, diğeriyle sonra bir diğeriyle sonra geçer bir ya, diğeriyle. Bu. Ağmak. İnce bir su kanalı hem birliktelik yapar, kurup onlardan çıkar, evet. Hem onda bir iz bırakır vesaire vesaire. Ağmak budur. Tamam mı? Bu ağmak, ağ bilgeliğinin, Türk bilgeliğinin kamlar vesaire vasıtasıyla velilerde, marifet ehlinde ortaya çıkmış bir ismi vardır. Tamam mı? Devri daim nazariyesi. Ya da devir nazariyesi. Tamam mı? Bu çok önemli bir nazariyedir. Çünkü bir niye? Döngü. Bir döngü. Tekamül döngüsü. Tamam mı? Tekamül döngüsü. Nedir bu tekamül döngüsü? Doğum, yaşam, ölüm gibi düşünelim değil mi? Tabii. Şimdi nedir? İlk seyri ruhani seyirdir. Aklı evvel diye bir yer vardır. Şimdi her eren kendi dilinden konuşmuştur. Mesela Farabi aklı evvel derken Hallacı Mansur Baba Hakikati Muhammediye demiş. Hallacı Mansur Hakikati Muhammediye derken bir diğeri Mevlana Ruhu Azam demiş. Bak şemadaki tekamül süreçlerindeki tanımlar ayrı. Şema aynı, tanımlar ayrı. Hani aklı evvele birisi o diyor, birisi bu diyor ama aynı şeyde, aynı tanımı uyguluyor. Anlatabiliyor muyum? Nedir bu? Şimdi biz hepsinin dilinden değil de işte daha çok Türk felsefecilerin dilinden konuşuyoruz. Aklı evvel, ruhu azam, hakikati Muhammedi ne derlerse. Devir nazariyesini anlatırken ondan bahsediyorum, bu devir döngüsü. Aklı evvelden sonra külli nefs, tek nefs. Tek nefsten sonra gelen tabiat. Tabiattan sonra gelen heba. Hebadan sonra ruhani seyir bitiyor. Ruhani seyir bittiğinde hebadan sonra işte bizim meşhur Big Bang bilmem ne falan filan dedikleri madde, ilk madde, cisim işte o. İlk madde diye geçiyor. Tamam mı? Daha sonrasında ilk maddenin oluşumuyla beraber tekamül sürecindeki tanım cemadat. Devir nazaresi. Devam ediyor cemadattan sonra. Nebadat. Cemadat ne demek? Cansızlar. Taş bilmem ne falan. Ya da işte tek hücrelik o cansızlık. Bu cemadat. Devam ediyor. Nebadat yani bitki. Devam ediyor hayvanat. Sonra geliyor insan. İnsandan sonraki döngü devam ediyor. Nereye kadar? O'ya kadar. Hu denilen kısma kadar bir döngü. Zaten bu da neyi oluşturuyor? Hu. Yuvarlak bir döngü oluşturuyor diyor Allahçı Baba vesaire. O yüzden daireyi örnek vermiştir. Mevlana'nın beyitlerinde sıkça geçer. Cemadattan öldüm, nebadat oldum. Nebadattan öldüm, hayvanat oldum. Hayvanattan ölüp insan öldüm.
oldum. İnsanlıktan öleceğim. Niye korkuyorum? Yani zaten bir dönüşümün içindesin. İnsandan sonra ne olacaksın? Önemli olan o. Öldüğünde tekamülün devam edecek. Ama önemli olan şimdi bu devir nazariyesinin mesela ilk örneklerini kim yazmıştır biliyor musunuz? Çok ilginçtir. İslam ansiklopedisinin devriye maddesi vardır bu konuyla alakalı. İlk devir nazariyesini yazan kişi Hoca Ahmet Yesevi'ymiş İslam ansiklopedisine göre. Açıp baksınlar. Çok ilginç. Biz diyor ya bir Türkçeyi çok sever diye anlattık işte yıllarca. Devir nazariyesini ilk yazan kişi İslam ansiklopedisine göre Hacı Ahmet Yesevi'ymiş. Bir marifet ehli. Bir marifet ehli. Şimdi bu süreçte çok önemli şeyler var. Dedi ya demin bu vahdet inancıdır. Bu vahdet inancının neden var yani neden erenler bunları anlatmış yani ne faydası olabilir sana? Cemadattan geldin sen işte ya da ruhani seyrin de var işte aklı evvel vesaire bunun sana ne faydası var içsel dönüşümünde kendi bilgeliğinde neyine fayda olabilir? Şimdi düşün Hakan abi hangi hayvanı daha çok seversin mesela? Hangi hayvan? Kedileri severim. Kedileri. Niye seviyorsun kedileri? Biliyor musun niye sevdiğini? Bilmiyorum. Köpekleri de severim gerçi. Ama illaki işlerinden birini daha çok seviyorsun. Her insan öyle diyor. Hani bir hayvana daha çok şeyi vardır. Atıyorum bazısı da mesela benim işte ikizim Pars'ı çok seviyor. Ha öyleyse aslanı çok seviyorum. İşte onu ondan bahsediyorum. Aslanı çünkü seviyorum. Evcilleştirilmişlerden ziyade hani aslanı doğaya seviyorum. Ait olanı söylemek evet. Daha şey evet. Aslan ya niye seviyorsun? Sen diyorsun ki bilmiyorum yakın hissediyorum kendimi. Yakın hissediyorsun. Şimdi erenler de diyor ki o tekamül sürecinde hayvanat ümmetinde aslandan geldin. Ondan mı? Sevdiğinin nedeni bu. İşte bu yüzden anlatılıyor bu. Efendim ben şu çiçeğe bayılıyorum. Ya kadının evine gidiyorsun aynı çiçekten 50 tane. Niye? Kadın bilmiyor ki seviyorum ya. Çünkü nebatat level'ında aşaması. Çünkü nebatat da oradan o ümmette bitki ümmetinde yani ya İslami literatürü. Diyor ki şu taşa karşı ilgim var. Cemadat da ondan gelmiş. Ayrı ayrı bunların bilgeliği ayrı. Eski Türk kamlarında şöyle. Şimdi bazı kamlarda bakıyorsun ki sadece taşlar takılmış. Taşlarla donanmış. Kıyafetleri taş. Başka bir şey yok. Ya taş ya ayna. Ya ayna. Tabii. Bazısına bakıyorsun tüylerle donatmış. Hayvan şeyleriyle donatmış falan. Bazısı çünkü niye ayna? Adam diyor ki sana gördüğün aslında ben değilim sensin. Tabii o da işin ayrı şey. Bu kendin meselesi o. O da ayrı. O kendi içinde. Ben değilim sen doğru söylüyorsun. Şimdi bazılarına bakıyorsun sadece bitkisel motifler falan. Tamam mı? Ama ulu kamlar ya da işte marifet ehli ne baktığın zaman hem tüy hem hayvana ait hem taş hem bitkiye ait unsurları tüm hepsini unsurları taşıyorlar vücutlarında. Bu neyin göstergesi? O ümmetteki yaşamını hatırlayıp hatırlamadığının göstergesi. Boş yere takmıyorlar. Sen hayvanat aleminde aslan olduğunu hatırladın mı? Hatırlamış. Ondan takıyor. Onu hatırlamakla kalmamış. Bitki alemindeki yaşamını da hatırlamış. Onunla kalmamış. Cemadatı hatırlamış. Hepsinin üzerinde ondan taşıyor. Hepsi anılarım var diyor benim. Anılarım. Zikrir mevzusu var ya Kur'an'da. Hatırlamak işte. Budur hatırlamak. Ayet. Anne karnındaki üç karanlık çağ. Ayet tamam. Yıllardır arkadaşta şu var bu var bu olabilir. Ya kardeşim. Erenlerin bilgisi burada ya. Bu marifet ehli vahdet inancına ait devri dain nazariyesini sürekli aynı kişiler sıra sıra her dönem anlattıysa ya bunda bir şey var kardeşim. Bak. Bakın anne karnına gelmeden seyir. Üç karanlık çağ ayetinin açıklaması. Cemadat 1. Nebadat 2. Hayvanat 3. Üç karanlık çağ. Anne karnında geçen üç karanlık çağ ayetinin şerhidir yazılanlar. Devrir nazariyesinde. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu ne yapmışlar? İşte Hindular bunu sıkıştırmış bir alana. Biz sürekli tekamül verdi derken onlar döngüsel olarak tekrar hayvan olacakmışız diyorlar. Öyle bir şey yok. Bu döngü devamlı devam eden bir döngü. Devamında yaptığın cezai hükmen ya şimdi Mevlana diyor ki insan olarak öldüm, melek olarak doğacağım.
Kötülük yaparsan da şeytan olarak mı doğacaksın? Yani öyle tekrar indim bir daha şey yapak falan yok. Ayet, devam edeyim ayet. Biz sizi yerden bitki olarak bitirdik. Ayete bak. Şimdi düşünüyorlar. Kimi evrimciler bu evrim teorisinin kanıtı. Hani Kur'an'a yakınsa adam diyor ki evet. Evrim teorisinin kanıtı. Yerden bitki olarak bitirdik. Kardeşim ona binaen değil. Nebadat halindeki yaşamına ait bir olguyu anlatıyor sana. Bitki olarak bitirmiş. Senin çok önceki dönemlerini anlatıyor. Senin yolculuğunu anlatıyor. Yolculuğunu anlatan ayet. Anlatıyor. Bir dönüşüm. Tamam mı? Bunu döngüden bahsediyor. Döngüden bahsediyor. Orta çağda özellikle Darwin. Bakın bunlarla ilgili yurt dışında tezler var. 3 tane tez yakaladım. Darwin'in İslam tasavvufçularından kimleri okuduğuyla alakalı devir nazariyesinde. Atatürk döneminde çok ilginçtir. Bakın şunu göstereyim. Sayfasını kitabımıza verdik kaynak olarak. Şu konuşuluyor. Devir nazariyesi konuşuluyor. 1. Türk Tarih Kongresi'nde. Diyor ki Darwin'in teorisi evrim teorisi değildir. İsmen yayıncısının verdiği bir teoridir. Darwin'in teorisinin adı transformizmdir. Dönüşüm. Dönüşüm teorisi. Ve Avrupa'daki makalelerde şunu yakaladık. Bu evet bu bilgi orada zaten artık genel geçer bir bilgi kabul görmüş. Evrim teorisi yoktur Darwin'in. Transformizm. Bu artık Avrupa'da kabulken biz hala bunu var mı yok mu diye tartışıyoruz. Darwin'in bunu İslam tasavvufçularının devri daim nazariyesinden alıp almadığı tezler halinde yayınlanmaya başlamış. Tamam mı? Şimdi düşünün bir yakalandığını. İyi de kardeşim Darwin sadece dar kafada cismani seyrini yazmış. İşte ilk hücreden geliyoruz. İyi de erenlerin marifet ehlinin vahdet bilgisinde ruhani seyri de var bunun. O da anlatılıyor. Ona büyük ihtimal aklı yetmemiş diyelim yani. Anlatabiliyor muyum? Demek ki o zaman ağ bilgeliği, devri daim nazariyesi ve dahası öyle diyeyim. Kitabımızda bunları çok ayrıntılı bir şekilde bahsettik. Bu küçük küçük ezber bozana özel bu kitabımızla alakalı küçük nükteler diyelim. Bizim Türk bilgeliğinin, Türk kamlarının yeniden zuhur ettiği yer İslam'ın ne şeriat ehlidir, ne tarikat ehlidir, ne hakikat ehlidir, marifet ehlidir. Marifet bilgileriyle Türk kamlarının bilgileri birebir aynıdır ve dediğim gibi bunlar Atatürk döneminde çalışılmış şeylerdir. Hakan abicim bu konu hakkında dediğim gibi kendimizden bir şey söylemiyoruz. Tamam mı? Belgeyle konuşuyorsun her zamanki gibi. Hem öyle hem de yani kendi içsel yolculuğumuzdan o Münir Darman Hazretleri'nin dediği gibi hani ben lisanımla elal hak lafzı etmiyoruz. Biz literatürden Atatürk'ün uluhiyet ve dinine ait bir tanım yapıyoruz. Bunu marifet ehli bilgelerle, marifet ehillerinin yazdıklarıyla destekliyoruz. Bunu işte Profesör Cavit Sunar gibi, Fuat Köprülü gibi isimlerle destekliyoruz ve dediğim gibi Atatürk'ün uluhiyete ait fotoğrafını çekiyoruz. Şimdi küçük bir biraz daha açalım istersen yüceler tabii. Kültürü. Biz yüceler kültürü derken şimdi oraya geleceğim. Şu anda oraya geleceğim Hakan abi. Şöyle bakın bu ne dedik? Marifet ehli ve bilgeler. Şimdi marifet ehlinde bir bilgi kırıntısı var. Bak bunlar kaynakları var. Yüceler. Kur'an'da yüceler. İblis bir ayette diyor ki İblis'e Rab diyor ki sen diyor niye secde etmiyorsun yoksa yücelerden mi oldun? Tamam mı? Böyle bir ayet var. Biz İblis secde etmese yüceleri bilmeyeceğiz. Yüceler diye bir zümre. Bunların Adem'e secdeye ihtiyaçları yok. Tamam mı? Kitapta şunu belirttik. Nasıl ki marifet ehline bilge deniyorsa yücelerin Türk kültüründeki karşılığını ilk kez açıkladık. Atalar, hani bizim atalar kültümüz, atalar kültü, atalar kültü geçiyor ya. Atalar kültünün Kur'an'daki karşılığı yücelerdir. O yüzden Türklerde birisini bir ata, bu benim atam kelimesi kullanıldığını, anam babam bilmem kime kullanılmaz. O yüce vasıfa kavuşana ata deniyor. Anlatabiliyor muyum? Atalar kültü yücelerle alakalıyken biz atalar kültürünü küçültüp atalar kültürünün devre daimdeki o aydınlanmayla, tekamülle ilişkisi varken biz bunu küçültüp bu benim atam, bunu gömdük, öyle yaptık. İşte atalar kültü buna inanç demek haline getirmişiz. Kur'an'ın önemi burada ortaya çıkıyor. Şimdi yüceleri anlatırken
Kur'an kaynaklı baktığımızda, çünkü coğrafyamızın, ülkemizin gerçeğidir Kur'an. Onun o kaynaklı baktığımız zaman yücelerin, bak sırrını burada ilk kez ezber bozana özel açıyoruz. Tamam mı? Bunlar yazılı halde mevcut. Kendimizdenmiş gibi yine söylüyorum anlatmıyoruz. Şimdi yücelere erenler nasıl anlatıyor? Mele-i Ala var. Genelde nasıl anlatılıyor Mele-i Ala? İşte bir konsey var. Uzay savaşları. Bunlar bunlara ateş ediyor. Bunlar bunlara ateş ediyor vesaire vesaire. Bak. Niye marifet kelimesini özellikle kullanıyorum? Kur'an'da bazı tabirler vardır. Mele-i Ala gibi. Bunların tekrarlı kullanımları mevcuttur. Bak tekrar Hakan abi. Mele-i Ala. Üç yerde kullanılmış. Ya kardeş orada kullandın. E tamam söyledin zaten aynısını. Başka yerde bir daha söylüyorsun. Bir küçük farklı olarak. Niye söyleniyor? Başka yerde bir daha söylüyorsun. Niye söyleniyor? Mele-i Ala kelimesi bunlardan biridir. Tekrarlanan önemli kavramlardan biridir Kur'an'da. İlk kez söylüyoruz erenlerin diliyle. Bu tekrarlanan kavramlarda bazısı şeriat ehline aittir. Bazısı tarikat ehline aittir. Bazısı hakikate, bazısı marifet ehline aittir. Mele-i Ala'nın Kur'an'da marifet ehline özelinde yorumlanan kısmı hangisidir? Bilmiyoruz. Çünkü hepsini bir ediyorlar. Neye göre yorumluyorlar bunu? İşte uzayda çarpışmalar oluyormuş Mele-i Ala mevzusunu. Neye göre yorumluyorlar? Şeriat bilincine göre yorumluyorlar. Çünkü dışarıda bir şey aranıyor sürekli. Tamam mı? Mele-i Ala'nın kullanıldığı yüceler mevzusunda, şimdi yüceler ne demek Hakan abi? Ala, Ali çoğulu. Üst. Tamam mı? Mele-i Ala ne demek? Yüceler birliği. Yüceler konseyi. Ne dersen de. Tamam mı? İlk önce meleklerin de melakut aleminin üstünde bir yapı. Meleklerle alakası yok. Mele-i Ala, mele birlik, konsey. Ne dersen melekler de. Konseyi. Mele-i Ala, yüceler konseyi. Yani melekler konseyi, meleklerle alakalı bir durum yok. Şimdi bunlar deniliyor ki mesela Mele-i Ala ayetinden sonra şu anlatılıyor. İblisle meleklerin şeyi anlatıyor. Tartışması. Tamam. O ayete binaen, iblisle meleklerin tartışmasına binaen Mele-i Ala'dan sonra bu tartışmayı kullandı diye Mele-i Ala'yı getirip diyorlar ki iblisin ve meleklerin bulunduğu orada secde etme hadisesinin olduğu yere Mele-i Ala konsey diyorlar. E kardeşim yüceler birliği diyor. Yüceler konsey diyor. E bu iblis o aynı mecliste ne diyor? Sen yücelerden mi oldun demiyor mu iblise? E nasıl oluyor bu iblisin olduğu meclise Mele-i Ala diyoruz biz o zaman? Anlatabiliyor muyum? Seyircilerimiz dikkat edinlerse anlarlar. Yani iblisin bulunduğu meclise Mele-i Ala demenin anlamı yok. Çünkü iblise zaten diyor ki sen secde etmiyorsun. Orası secde kavramının olduğu bir mevcudiyet. İblise diyor ki sen secde etmedin. Secde etmediğin için yücelerden mi oldun? E demek ki burada bulunan alanın Mele-i Ala ile bir ilgisi yok. Mele-i Ala'nın dediğim gibi katman katman açıklamaları var. Devrir nazariyesiyle de bunların açıklaması var. Mesela şimdi burada söyleyelim, azıcık kısaca açalım anlaşılması için. Mele-i Ala evet bir yerde dedikleri doğrudur. Konsey yukarıda evet çok ulu bir, ama uzay araçları çarpışan araba gibi birbirlerine ateş etmediklerini den ziyade daha farklı bir fiziksel, daha enerjiksel bir yerde evet böyle bir şey olabilir. Ama bir üstteki aşamasında, yani bir üstteki literatüründe böyle bir şey değildir. Şimdi evet siz şunu, tehlike şu, marifet ehli onu yapmaz. Bunların inceliğini ayırabiliyor ya da bilge kamlar. Çünkü ruhu ona yetiyor. Yetiyor diyor ki yani bu bilgi, şimdi bizimkiler ne yapıyor ya da anlatan arkadaşlar ne yapıyor? Mele-i Ala alıyor, şeriat bilgisinin içine sıkıştırıp hapsediyor. Bıraktı. Bu budur. Bu kadardır düşüncemiz. Öyle değil işte. Ne olduğunu bilmen için Mele-i Ala'nın evet bir aşaması anlattığım bu bir aşama sadece. İkinci aşaması var bunun. Üçüncü aşaması var bunun. Anlatabiliyor muyum? Ve Türk kültüründeki karşılığı ne? Atalar kültü. Tamam mı? Tüm bu çerçevede devri daimi atalar kültüyle birleştiren özellik şudur. Ata kime denir? Tamam mı?
ata devir nazariyesinde ya da Türk kamlarının diliyle ağ bilgeliğin de tüm o geldiği yeri hatırlayana denir. Yoksa benim atam yolculuğunu işte, bilene denir yani. Yolculuğunu ya düşünsene, ben diyorum ya babam benim, öyle geçermiş ya, babam benim atamdır. İşte bilmem kim benim atamdır falan. Ya böyle değil. İşte ata kültürünün derinliğine bakın. Neyle ilişkisi var devri dahil mi? Neyle ilişkisi var Kur'an'la? Yüceler mevzusu. Tamam mı? Bunların hepsini Hakan abi düzgün bir şekilde cem ettik. Umuyorum beğenirler. Benim dediğim gibi en değerli kitaplarımdan birisidir. Bir kere daha gösterir misin? Tabii şöyle göstereyim. Atatürk'ün Tanrısı. Yani şöyle gösteriyorsunuz. Ben kitap reklamı yapmayı genelde sevmem. Yok ama çok kıymetli. Ama yakından tanrı. Belki bakmak ister arkadaşlar. Tabii bir de şöyle diyeyim. Onun da açıklamasını yapayım. Ben bunun yakınları bildiği için rahatça yapabilirim. Yani bu kitapların ücretlerini, daha doğrusu bazı yakınlarım da bilmiyor ya. Bu kitapların ücretleri farklı yere gittiği için şimdi çok rahat gösterebilirim. Öyle diyeyim yani. Vakfa bağışlıyorsun. Onda. Son olarak Hakan abi şöyle diyeyim. Erenler böyle bu dua. Şimdi marifet ehline gittin Hakan abi. Konuştun. Don 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 bilincindeki bütün pislikleri yıktılar. Sonra şöyle bir dua ederler. Özellikle Yeseviler, Bektaşiler ve Menamiler. Devrimiz daim olsun. Çok sevdiğim bir duadır. En güzel dualardan biridir. Öyle isterseniz kapatalım. Devrimiz daim olsun. Daim olsun. Yüreğine sağlık. Eyvallah. Çok güzel bir yayındı. Teşekkür ederiz. Kıymetli dostlarımız, bize zaman ayırdınız, kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.